Rabbi yesir ve la tuhassir Rabbi tembimil hayr gerek. Peki, şöyle dikkatinizi ölçecek bir tane soru sorayım. Toplam kaç otel gördünüz? Söylemedim. Sadece sayısını biliyorsanız parmak kaldırabilir misiniz? Bir kişi, iki, üç. Peki, ikinci dikkat sorusu. B blokta kalanlar parmak kaldırabilir mi? B blok nöbetçisi kim? İsmail Hoca. Süper. İsmail Hoca bugün üstünde ne giyiyordu? Görebilir mi parmakları? Peki. C blok öğrencilerine göreyim. Şükrü Hocam üzerinde hangi renk giyiyor? Hacimör. Şöyle getirince herhalde biraz dikkat topladık. Konuya başlayalım hızlı bir şekilde. İnşallah arkadaşlar sınıfta hep söylüyorum ya, bir yere girdiğinizde ve çıktığınızda aynı olmayın. Bir yere girdiğinizde ve çıktığınızda aynı olmayın. Bugün buraya oturduğunuzda yarım saat, bir saat sonra kalktığınız haliniz aynı olmasın inşallah. Bir şeyler öğrenin. Herkes kendi payına bir şey almış olsun. İngilizce çevirisi pek görülmüyor. Gerçi büyütmemişiz. Ben çevirisini yapayım. Bilgelerden bir tanesi torunuyla konuşurken hikayeyi duymuşsunuz da bu hikayeyle başlamak istedim. Diyor ki evlat, insanın içinde bir savaş vardı her zaman. Bu savaş iki kurt arasında geçer. Bu kurtlardan bir tanesi kötüdür, öfkedir, nefrettir, kızgınlıktır, kıskançlıktır, hüzündür, üzüntüdür. Aklınıza gelecek her şey o kurtta oluşuyor. Diğer kurt ise iyidir diyor. Eğlencedir, mutluluktur, huzurdur, sevgidir, umuttur, barıştır, hoşgörüdür ve buna benzer. Torun soruyor. Kavga çok uzun sürüyor. Bu kurtlardan hangisi savaşı kazanır? Dedenin cevabı çok ilginç. Sen hangisini beslersen diyor. Sen hangisini beslersen. İnsan zannediyorum çift kutuplu olması sünnetullah gereği. Yalnız ve tek olan şey Allah. Onun dışında gördüğümüz her şey, belki hissettiğimiz ama görmediğimiz her şey çift kutuplu yaratılmış. Bize düşen nedir? Bu iki kurdun savaşında iyi olanı desteklemek ve beslemek. Evet. Belki şöyle düşünebiliriz. İnsanın içerisine bir enerji verilmiş. Derslerde bazen söylüyoruz. Nötr bir enerji. Bunu etrafımıza, önce ailemize, arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, ülkemize, toplumumuza, ümmete zahmet haline de getirebiliyorsunuz. Rahmetle de dönüştürebiliyorsunuz. Bunun tamamı sizin elinizde oluyor arkadaşlar. Burada neden bahsedeceğiz? Teknolojiye giriş yapacağız elbette burada. Ama bundan önce çok sevdiğim bir şair diyelim. Bir şair diyor ki, onun mısralarıyla başlamış olalım sunuma. Bir yanım gözyaşı, bir yanım kahkaha. Kahkaha biliyorsunuz değil mi? Güzel. Artılar ve eksiler var anne. Tenhalarda ölen çocuklara inat, köpekler yaşıyor anne, köpekler sarayda. Tam da benim söylemek istediğim şey, yan tarafınızda kadın yeni bir çocuk dünyaya getirirken öbür taraftaki komşusu babasını uğurluyor. Allah'a, toprağa, değil mi? Bir tarafta düğün var, bir tarafta ölüm var. Bu insanın içerisinde de var. Biz hangisini desteklersek ısrarla söylüyorum, o gelişiyor. Teknolojiyi biliyoruz. Teknolojinin hayatımızdaki yeri ne? Şimdi hep söylüyoruz. Sadece bir bakış açısıyla bakmayın. Teknoloji, hatta size sorayım. Teknoloji sizce iyi midir? Parmak görebilir miyim? Kaç kişi? Şöyle diyebilirsiniz. Hocam hem iyidir hem kötüdür. Bu doğru ama
sizce daha çok iyi? İyi midir, kötü müdür? İyidir diyenlere görebilir miyim? Sunumum için gerekli. Çoğunluk öyle diyor. Kötüdür diyenlere görebilir miyim? Çok az kişi. 2-4 kişi, 5 kişi. Peki ben teknolojinin iyi yönüyle başlayacağım. Birkaç ilginç şey göstereceğim. Bundan önce bir espriyle başlayalım. Matematik dersinde aşağıdakilerden hangisi daima tektir diyor. Devam hocam onu bilmediği için Allah demiş. Muhtemelen hoca ikaz edememiz. Bilgisayardan yoksa benden bir sonraki slide'da görürüz. Adamlar teknik duvar kağıdı iman etmişler. Teknoloji ısındıkça aralarda çiçek açıyor. Isındıkça duvarda renk kıpkırmızı oluyor, çiçek açıyor. Şu sizce nedir? Bir parmak tahmin edecek olan var. Söyle. Müzik hocam. Harika. Hocam. Müzik programının bir isim var. Özelliği şu arkadaşlar, çok uzatmadan. Üzerinde iki tarihten bilebilirsiniz. Doğum yıl dönümü, nişan, evlilik vesaireyi hatırlamak için evliler takıyor. O tarih geldiği zaman 49 dereceye çıkıyor parmağı unutmamak için. Eşinden korkan erkekler için. Bir şaka daha. İngilizce öğretmen olduğumuz için İngilizce üzerinde gidiyoruz. Pazarlama müdürü neymiş İngiliz Türkçesi? Şey İngilizcesi? Sunday Manager. Bu menü Türkiye'de görülmüş menü. Karışık İskender'i biliyorsunuzdur. Ona Alexander Confused. Isıya göre, suyun ısısına göre ne yapıyor? Rengi değişiyor suyu. Şu ne olabilir? Hidrolama. Robotik yapmışlar, doğru söylüyorsunuz. Kazanan kadın değil, ne kapı? Otomatik kapı kime göre açılıyor? Değil. Otomatik kapı insana göre açılıyor. Tam olarak açılmıyor, insana göre açılıyor. Bunu görmüşsünüzdür. Sağ tarafta kremaj kalıbı için bir mutfak tahtası. Şu ne olabilir? Pervane. Sadece görüntü olarak nefes alıp verdikçe oradaki led lamba yanıyor. Hiçbir bile gerek kalmadan. Evet. Rüzgar enerjisi. Şu ne olabilir? Ayakkabının pantolon. Pantolon bir özelliği var. Isıtmalı pantolon, soğuk yerlerde vesaire pantolonumuz otomatik olarak vücudumuzu ısıtıyor. Bir espriyle iş aramaktan sıkıldım, iş varsa sizde de hayal edilmiş. Çok hoşuma giden bir söz. Cehalet ne güzel lan, her şeyi biliyorsun. Çünkü camide her şeyi bildiğin zannediyor. Çok güzel, her şeyi biliyorsun. Burada yastık, özelliği Bluetooth yastık. Konuşurken falan, gece yatarken konuşacağınız kişiyle veya müzik dinleyeceksiniz oradan. Kulağınızın yanı başında müzik dinleyebiliyorsunuz. Güzel olur herhalde size. Yurtta falan. Bu ne? Bu da sıcak ülkeler için gömlek içeriden fanı serinletiyor. Arkadaşlar tek sıkıntısı bir miktar kötü gözünü böyle biraz kaba duruyor. Elle tutulmadan yapılabilecek bir şey yapılmış, çalışma. Teknoloji çok da kullanılmamış ama şu asıl patent içinde hem bir altyapı yapmak istedim. Patent çalışması var biliyorsunuz bize gelen. O nedir? Ayakkabı. Ne işe yarıyor? Büyüyor. Yani 3 boy büyüyebiliyor. Çocuk büyüdükçe onunla
birlikte ayakkabıyla 3 numara tasarruf sağlayacak. Bu da toz meselesi. Türkiye'de pek tutulmaz, kullanılmaz ama yurt dışında Avrupa'da çok fazla tutuluyor. Şeffaf olunca diğer tarafı görebiliyorsunuz. Kızarmış mı, kızarmamış mı diye. Bu bizim ülkedeki insanlar için kullanılabilir. Gerçi poşette yapmıyorlar. Dakika ayarlı. Poşeti içerisine bırakıyorsun. Bir dakika sonra penguenin burnu havaya kalktığı için ne yapıyor? Poşeti temlendiğinde yukarıya çıkarmış oluyor. Bu da çalışması yapılıyor şu anda. Bilekten çıkacak olan bir telefon bu şekilde konuşulacak. Kediye vermeyi düşünüyorlar. Başardılar ama beceriler bu bilgiyi. Şu iki kediye vermeyi düşünüyorlar. Sesi, titreşimi. Yani konuşurken bir parmağınız ağzınızda, bir parmağınız kulağında, sesi duyacaksınız. Ses karşıya da gidecek. Elinizde hiçbir şey yok. Sadece bir bilekliyle halledeceğim. Umarım 2-3 tane üretildi. Tek. İki değil, bir tane şeyden oluşuyor. Peki internette neler yapabilir? Hızlı bir şekilde kendiniz bakın, hepinizin malumu. Bu da çok fazla bu kadar vakit alacağını düşünmedim. Şunu yapacaktım, o yüzden geçeceğim burayı. Şu tam benim sınıfım arkadaşlar. Şu koordinatı Google'a girip, koordinat değil de sayıyı enter'e basın. Benim nokta olarak benim sınıfın üstünü gösterecek. Teknoloji o kadar gelişmiş ki Yaser Arafat'ı zannediyorum. Evine bomba atılırken hangisi Yaser Arafat bile yok. Ahmet Yaser bile. Evinin fotoğrafını gören olduğunu bilmiyorum ama evin yarısı yok, yarısı duruyor. Bomba atarken o kadar şey atıyorlar, milimetrik atıyorlar. Bugün Türkiye'de silahlar da bu işi becerebiliyor. Yani bu sayılar ne kadar çok artarsa milimetrik olarak o kadar artabiliyor. Teknolojinin geldiği yer anlamında söylüyorum. Evimizden interneti okuyabiliyoruz. Bankacılık işlemleri belki sizin çok vakıf olmadığınız bir alan ama yapabiliyoruz. Birçok resmi işlemi yapabiliyoruz. Alışveriş hepimizin malumu olan şeyler. Haber okuma, dinleme vesaire. Yapabiliyoruz. Videoları görüşmeyse. Daha şeyler var. Teknolojik anlamda birçok yenilik gelişme var. Ama ben çok sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden ben asıl konuya doğru gelmek istiyorum. Bu neydi? Teknolojinin aslında faydaları. Benim aklıma gelenler tabii bunlar. Malum ilan. Yani bildiğimiz şeyleri ben biraz bakın bunlar var demeye çalıştım. Yoksa aslında bildiğimiz şeyler. Teknolojinin olumsuz etkileri neler? Onları nasıl anlatacaksın hocam dersiniz. Hızlı hızlı hemen diyeceğim ki postür bozukluğu, postür, posture dediğimiz İngilizce'yi duruştur. Kendinizi izleseniz gülersiniz. Nöbet tutuyoruz öğretmenler olarak bazen dolaşıyoruz editlerin arasında. Gerçi siz yine iyisiniz. Şu çalışanları görün. Yani envai çeşit böyle göreceksinizdir. Çalışırken falan böyle şekilden şekilde gelen insanlar ve saatlerce orada şekilde duruyor. Göz bozukluğuna neden oluyor. Bunlar bilimsel şeyler. Yoksa birçok zararını kendiniz olabilirsiniz. Saat değerini herkesin öğrenmesini istiyorum. Bir telefon satın alırken, akıllı telefon satın alırken lütfen saat değeri diye girin. Saat diye girin. Saat ne demek? Radyasyon. Ne kadar o telefon ne kadar radyasyon yayıyor. Çok yüksekse o telefon size çok zarar verir. Tabii düşükse de fiyatı yükselecektir. Bu arada burada küçük bir hatırlatma yapayım kardeşlerime. Telefon en çok radyasyonu birisini aradığınızdaki 3-4 saniye yani bağlanıyor ya oraya. Bağlanıncaya kadar yayar. O nedenle çoğumuz yapıyoruz. Telefonu bastıktan, ara tuşuna bastıktan sonra ne yapmayın? Kulağınıza götürmeyin sen. Ne yapalım hocam? Bekleyin. Bakın biliyorsunuz belli bir süre sonra bağlanmaya başlar. Bağlandığı anda yani aramasını gördüğünüz anda orada şekil değişir. O zaman kulağınıza götürün. Sağ değerine en azından
en az zarar görmüş olursunuz. Stres yapıyor arkadaşlar. Türkiye'de çok fazla trafik kazası olmaya başladı. Telefonlardan kaynaklı ve dünyada da aynı şey. Dikkat dağınıklığı yapıyor. Mahremiyetiniz kalmıyor. Nereden kalmıyor? Facebook'u olmayan var mı bu Koreçeli salonda? Facebook. Alınlarınızdan öpüyorum. Facebook'u olan kişi bütün mahremiyetini açmış oluyor. Nasıl açmış oluyor? Grubunda dayısı var. Yani anne kızlık soyadını bilebiliyorsun. Grubunda amcasının tüm çocukları var. Bütün sülalesi var. Aslında bilen birisi, yapay zeka olarak sizin bütün sülalenize hakim olmuş olur. Sosyal medyanın sadece bir tane grubunu söyledik bu arada. Sosyal zeka gereği dediğimiz şeyde insanlarla nasıl konuşacağını, kiminle nasıl sohbet edeceğini bilmiyor artık. Çünkü kendisine öyle bir maske giymiş ki, o maskeyle klavyenin başında istediği kişi, bakarsınız kısırık birisi, kendisine rumuz at beğenmiş. Nedir at? Might, şövalye. Lan nerede şövalyesisin sen? Kalkıp iki adım atamıyorsun, geri gidemiyorsun. Bu ne yapıyor? Sosyal zeka geriliğine neden oluyor. Uykusuzluk yapıyor arkadaşlar. Bağımlılık yapıyor. Küçük bir hesap yaptık biliyorsunuz. Birçok telefonla artık telefonu ne kadar kullandığınız var gördük. Günde ben kötü durumdayım tabii bu arada. 5 saat. Hiç bakıyor musunuz ne kadar kullanıyorsunuz? Peki sorayım o zaman. 3 saatin günün altında kullananları görebilir miyim? Ya an yok. Lütfen. 3 saatin altında. 5 saat kullanıyorum hocam ortalama. 5 saatin üstünde diyemem. Şunu kaldırın, kaldırın. Ben 4 saat kullanıyorum. Hiç nasıllık yapmayın. Peki. Günde 5 saat kullanırsanız, günde 5 saat kullanırsanız ne yapıyor? Yılda 76 gün yapıyor. 70 yıllık Allah bir ömür nasip ederse tam 15 yıl yapıyor. Bilesiniz de söyleyeyim. Gelelim asıl konuda. Ben bütün bunları anlatmayacağım aslında. Benim anlatacağım tek şey bugün bir tarafa neyi koydum, bir tarafa teknolojinin faydasını koydum, bir tarafa teknolojinin zararlarından bazılarını anladım. Asıl konuda geleyim. Ben teknolojinin zararlarından sadece bir tanesinden bahsedeceğim. Ne o? Su dünya mesaj. Özellikle günümüzde zirve yapan bir konu. Bunu anlatabilmek için de bilinç ve bilinçaltı öğretmem lazım. Bilinç İngilizce'de ne demek? Aferin, süpersin. Conscious, değil mi? Bilinçaltı ise self conscious. Bilinç ve bilinçaltı. Bilinç ne demek? Önce ondan başlayalım. Aldığım notlarda diyor ki özgür iradeniz ile yaptığınız her şey, tercih ettikleriniz, karar vererek yaptıklarınız, düşünerek yaptığınız her şey. İlginç. Ve en önemlisi, aklınızda kalacak olan eğer bir şey kalacaksa farkındalık diyeyim. Farkında olarak yaptığınız her şey. Şimdi ben yürüyorum, yürümeye karar verdim. Ben bu işi bilinçli yapıyorum. Mikrofon elinde bilinçli yapıyorum. Eğer buradaysanız zihinsel olarak beni bilinçinizle dinliyorsunuz. Bilinçle dinliyorsunuz. İlginç bir şey söyleyeyim. 13 milyon tür olduğu söyleniyor. Dünya üzerinde tür olarak insan gibi 13 milyon bitki hayvan dahil tür olduğu söyleniyor. Çok garip bir şey. Kendi varlığının, var olduğunun farkında olan tek bir tür var. Hangisi? İnsan değil mi? Var olduğunun, yani bir hayvan veya hayvanlar varlığının da farkında değil. Kendisine bir şey yüklenmiş, misyon yüklenmiş, onu yapıyor. Ama biz varlığımızın farkında olan tek türüz. Buna ne diyoruz? Buna bilinç diyoruz işte. Buna bilinç diyoruz. Şimdi bilinçle ilgili bilinci toparlarsak şayet az önce söylediklerimizden
mantık ve akıl yürütmedik, istendi hareketler. Bime gideceğim, şunu alacağım, bu bilinç. Davranışların, burası çok önemli, inşallah aklınızda kalır bu kısım. Davranışların sadece %5'i bilinç. Nasıl oluyor? %95 neresi? Biraz sonra anlatacağım. Bilinçaltı. Sadece %5'i. Şöyle, kaç defa çıkmışsınızdır bu konferans salonundan tahminen? İlkokula geldiğinizden bugüne kadar. Çoktur değil mi? Sayı vermemize gerek yok. Önemli değil. Görsel olarak yürüdüğünüzde beyninize bir şeyler akıyor gözünüzden. Sonra kulağınızdan bir şeyler duyuyorsunuz, akıyor. Bir saniyede, bu yine bilimsel, 11 milyon bit bilgi akıyor beynine. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, bunları biliyor musunuz? Bilmiyorsanız da bakın daha sonra. Bir saniyede 11 milyon bit beyne bilgi akıyor. Bunun en yüksek oranı sıcağı hangi organdır? Hangi bilgi organıdır? Çalar gidiyordur, gözde görüyor. Göz çünkü video kaydediyor değil mi? Gözde gidiyor. Bu 11 milyon bitlik bilginin ne kadar bilinç tarafından işleniyormuş? 50 biti. Sadece 50 bit. Bakın 11 milyonu koyuyorsunuz. Sadece 50 biti bilinç tarafından işleniyormuş. Bir sonraki önemli olan şey bilinç haliyle programlanabiliyor. Yani kitap alırsanız, beni dinlersiniz, hocalarınızı dinlersiniz, bir video izlersiniz, Kur'an okursunuz. Aa evet, programlayabiliyorsunuz. Kendiniz geliştirdiğiniz yönünüz bilinç. Peki gelelim bilinç altına. Aldığım notlarda diyor ki, farkında olmadan yaptıklarımız. Ne olur buraya odaklanın, burası kopacağı nokta. Otomatik pilot demek. Otomatik pilot. Yani düşünmeden yaptıklarınız, duygularınız, alışkanlıklarınız, rüyalar. Hepsi bilinç altına giriyor. Rüya, uykuya daldığınız anda bilinç kapanıyor. Anestezi yapılırsa bilinç kapanıyor. Bu durumlarda bilinç kapanıyor. Ya da bayıldığınız bilinç kapanıyor. Kapanmayan şey ne? Bilinç altı. Televizyon yok yurtta ama bazılarınızı görüyorum. Laptopta veya telefonda veya tablette bir film izliyor. Filmin karşısında uykuya dalıyor. Uykuya dalan kişi film devam ediyor değil mi? Beyni bunu algılıyor. Bütün sesleri duyuyor. Ama alan hangi kısım? Bilinç değil, bilinç altı kısım. Çok garip bir şey. Bütün sesleri duyuyor. Komada olsanız bile. Komaya gelen kişilerde belki duymuşsunuzdur, çok garip şeyler yaşanıyor. Komada yaşıyor 10 sene, 11 sene. Yanına geliyor, eşi konuşuyor, annesi konuşuyor, babası konuşuyor. Sonra kendisine geldiğinde bütün konuşmaları kendisine söylüyor. Bilinç kapalı ama nasıl oluyor? Bilinç altında söylüyor, hatırladıklarını tabii. Peki, bilinç altına ilgili başka ne not almışım bakayım. Nefes almak mesela. Nefes almayı düşünmüyorsunuz değil mi? Düşünmeden yapıyoruz. Dur bir nefes alın. Tutayım. Bunu şu anda bilinçli yapıyorum. Ama bir saniye sonra, iki saniye sonra bırakıyorsun. Değil mi? Bu bilinç altının işi. Düşünmeden yaptığımız şeyler. Organların çalışması da yine bilinç altının yaptığı bir şey. Peki bunu bakalım tekrar. İstem dışı tüm eylemler demişiz. Otomatik pilot dediğimiz şey. Mesela yürüme. Bebeklikte ilk defa bilinçli olarak öğrenmeye çalışıyorsunuz, sonra bitti. Otomatik pilota bağlı. Düşünen var mı bilinçli? Önce sola atıyorum, şimdi sağa atıyorum. Böyle bir şey yok. Bisiklet öğrenirken aynı şeyi yapıyorsunuz. Otomatik pilota bağladığınız anda, hızlandım biraz özür. Otomatik pilota bağlandığınız anda bilinç altına atıyorsunuz. Yüzmeyi öğrenen kişi öğrendiği anda bilinç altına atıyor. Devam ediyorum. Duygular, korku, stres, bunları çok iyi öğrenin. Duygular, bütün hepsi bilinçaltı tarafından yönetiliyor. İnançlar, inançla bu bölüm ilgileniyor. Zaten çok büyük bir bölümden bahsediyor. 95, hafıza, bizi ilgilendiren kısım bu. Doğduğumuz andan, hatta anne karnına dayandıranlar var. Anne karnından itibaren
bilinçaltı oluşmaya başlıyor ve etrafındaki her şeyi kaybediyor. Her şeyi alıyor. Bütün duyduklarımızı, bütün gördüklerimizi ve görmediklerimizi biraz sonra anlatacağız. Her şeyi kaybediyor. Peki, her zaman uyanık ve aktif uyku hali yok bunda. Bilinçaltının uyku hali diye bir şey yok, sadece uyku. Alışkanlıklar, otomatik hale getirdiğimiz her şey, alışkanlık hale getirdiğimiz her şey bilinçaltı tarafından işleniyor. Bu ilginç bir bölüm, olumsuzluğu anlamıyor burası. Olumsuz cümleyi anlamıyor. Sigara içme, olumsuz bir cümle değil mi? Bilinçaltı ne yapıyor biliyor musunuz? Önce sigarayı düşünmesi gerekiyor. Sigara içen kişiyi düşünüyor. Bilinç üstü diyor ki içme. M harfini anlamıyor. Olumsuzluğu. Tütlü bir kedi düşünmeyin. Anladınız mı demek istediğimi? Herkesin kafasında tütlü bir kedi gelmek zorunda. Ama ben düşünme dedim. Tütlü bir kedi düşünme. Bilinçaltı öyle algılamıyor. Kafasına hemen geliyor. İlk söylediğimiz şey geliyor. Salak diyebilirsiniz, ne derseniz değil. Ama en önemli şey hayatın %95'i, algıların %95'ini beyin tetikliyor, davranışlarımızın davranışı belirliyor. Programlanması ise imkansıza yakın. Çok zor bir bölüm arkadaşlar. Peki bilinçaltı niçin böyle yaratıldı diyelim, niçin böyle davranıyor diyelim. Bu arada şu bilgiyi de az önce söyledim. 1 milyon bitlik bilginin 10 milyon biti gözlerden geliyor saniyede. 1 milyon biti dokunmayla geliyor, hisle geliyor. Diğerlerine kendiniz de bakabilirsiniz. Bilinçaltı niçin böyle çalışıyor? Bilim adamlarına göre insan korumak ve güvende tutmak. Bilinçaltının böyle olmasının nedeni korumak ve güvende tutmak. Mesela bir yıl boyunca çalışıyorsunuz bir sınava, tam sınav günü geldiğinizde sabah kalktığınızda karnınız ağrıyor. Bilinçaltı yapıyor. Seni tehlikeden kurtarmaya çalışıyor karnın ağrıyor. Aynen öyle. Çünkü bilinçaltı ne yapıyor? Mesela daha önce sonraya dokunmuş bir çocuk daha sonra onu unutuyor. Bilinçaltı unutuyor mu? Hafızaya aldı. Nerede bir sonra görse korkuyor. Yüzmeyi ilk öğrenirken küçük bir çocuk düşünün. Su yuttu, sudan ömür boyu korkuyor. Sebebi ne? Bilinç unuttu onu. Ama bilinçaltı unutmadı. Oraya bağlıyor sürekli önüne getiriyor arkadaşlar. Bütün bunların arasında ne yapıyor? Bağlantı kurarak, senin gördüğün her şeyle bağlantı kurarak sende bir korku oluşturuyor, sende bir endişe oluşturuyor, kaygı oluşturuyor, rahatsızlık oluşturuyor ve seni korumaya alıyor. Bilinçaltı dediğimiz şey bu. Çok iyi tanımamız gerekiyor bilinçaltını. Çünkü bir elektrik süpürgesine benzetip evi süpürürken önüne gelen her şeyi alıyor bilinçaltı. İyi, kötü demeden her şeyi alıyor. Tamam alsın ama belli bir süre sonra öyle büyüyor ki neyi etkilemeye başlıyor artık? Bilinçli yapmaya çalıştığınız her hareketi etkilemeye başlıyor. İşte bu tehlikeli bir nokta. Şimdi derslerde birkaç defa söyledim işin başındasınız diye. Benim gibi orta yaş veya daha yaşlılar için niçin bilinçaltını tanımam gerekiyor? Çünkü her şeyin bir sebebi var. Davranışların tamamının bir sebebi var. Sebepsiz hiçbir şey yok. Sizler için önemli bu konu. Arkadaşlar, ne okuyorsunuz, ne görüyorsunuz, ne duyuyorsunuz, nereye giriyorsunuz, neye bakıyorsunuz çok önemliymiş. Çünkü bilinçaltı her şeyi kaydediyormuş. Daha sonra bunu toplu olarak maalesef karşımıza çıkarıyormuş. Peki hocam bu gerçek mi? Bilinçaltını nasıl öğreniriz? Evet, rüyalarla bilinçaltı üste çıkar. Bilinç üstüne çıkar. Rüya gören adam bilinçaltındaki şey bilinç üstüne. Başka yöntemi var mı? Duymuşsunuzdur. Bilinçaltını neyle üste çıkarırız? Hatırlarız. Neyle?
yoga değil, illo veya benzer bir şey. Uyuşturma da demiyorlar. Hipnoz diyorlar, hipnoz. Biliyor musunuz? Hipnoz ediliyor. Gerçi günümüzdeki adı hipnoz değil, trans hali. Transa geçiliyor. Demek değil mi abi? Bu mu? Yani. İlginç. Bir şey öğrendim, yeni bir şey öğrendim. Rahatlayı mevcut diyoruz hocam. Adam ölmeden öyle mi hatırlıyoruz? Sadece bir şey gelmiş mesela. Çok canlı yaşıyorsa belki, evet, bilinç altındaki üstünü getirebilir. İslami terminoloji olarak rahata sınıfına dahil edilebilirmiş. Yani yeni öğrenmiş olduğum bir şey. Bunlar hipnozla, transla, geri çağırmayla psikologların, psikiyatristlerin bilinç düzeyine çıkardıkları şeyler. Şimdi özetlersek bilinç ve bilinçaltı ne demek? Bir zifiri karanlık bir ormandasınız. Ormanın içerisinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Elinizde de küçücük bir fener var. Küçücük ama. Fenerle önünüze bakıyorsunuz. Fener arkadaşlar sizin bilinciniz. Görmediğiniz her şey ise bilinçaltınız. Bu bilgi çok önemli, bunu unutmayın. Gördüğünüz, önünü gördüğünüz şey bilinciniz, geriye kalan, hayatınızı etkileyen, taşa takıp düştüğünüz, gelen rüzgar, efendim söyleyeyim, kar, yapraklar vesaire, her şey bilinçaltınız. Veya içerideki hayvanlar. Tamamı bilinçaltınız. Bilinçaltı, bilinç üstüne az önce söyledik, çıkartabiliyor. Bakın birkaç tane örnek yazmışım son olarak. Ne demişim? 2008'de, garip birkaç olay anlatayım size. 2008'de bir kız, genç bir kız saldırıya uğruyor Amerika'da. Kürekle gelen, evine gelen kişi kürekle sol tarafa. Öyle bir darbeler vuruyor ki, kız tabii uzun süre komaya giriyor, felç oluyor. Sağ tarafı vesairesi. Felç oluyor. Uzatmayayım. 2014 yılında daha sonra düzeliyor. 2014 yılında tabii şey bulunamıyor. Ne yapalım? Gelen kişi bulunamıyor. 2014 yılında bir bilim adamı veya psikiyatr bir öneriyle bulunuyor. Diyor ki bir hipnoz deneyelim. Hipnozla ilginç 6 yıl oluyor. 2008-2014 6 yıl önceki vakayı hatırlatıyorlar. Adamın adını hatırlıyor. Ve yakalıyorlar. 2 sene sonra onu buluyorlar ve yakalıyorlar. Bu bir olay. Kim? Bir kız, bir kadın yine plastikten çok fazla korkuyor. Plastikten. Yine eski şeylerine gidiyorlar, eski anılarına gidiyorlar. Küçükken onun bir ikiz kardeşi var. Babası bunlara balon alıyor. Bir tane ona, bir tane de ona alıyor. Bu abla tabii, bu söylediğim kişi iki zaman bir büyüğü olmuş oluyor. Erken doğmuş oluyor. Kardeşinin balonunu patlatıyor. Baba da geliyor buna çok kızıyor. Aşırı kızıyor. Büyük bir tepki gösteriyor. Ondaki balonu alıp kardeşine veriyor. Kardeşine verdikten sonra o anda o kadar sinirleniyor ki hem babasına hem de kız kardeşine, ama çok küçükler bu arada, bakın bilinçli şeylerden bahsetmiyoruz. Kardeşler arasında olabilecek olağan şeylerden bahsediyoruz. O kadar çok kızıyor ki ölmesini istiyor. Kız kardeşinin ölmesini istiyor. Belki birkaç gün. Daha sonra olaylar unutuluyor. Küçükler çünkü onlar. Seneler sonra öğreniliyor ki hipnozla bu plastiği nereye bağlıyor? Balona bağlıyor. Balondan dolayıyla duygularını hatırlıyor. Hangi duyguları? Kardeşinin ölmesini istediği. Bununla ilgili de çok ciddi bir korku yaşıyor. Bu sebeple plastiğe de yaklaşamıyor. Nereden neyin? Bir başkası, bu da garip bir olay. Bunu bir psikiyatristen dinlemiştim. Bir kadın çocuk yaşta, yani bebek verilecek yaşta annesi ve babası sürekli kavga ediyor. Seneler sonra bu hipnoz yöntemini yine trans yöntemini kullanan bir kadın annesiyle babasının kavga ettiklerinde kullandığı cümleleri hatırladığını iddia ediyor. Mümkün değil, yani bir bebeğin hatırlama imkanı olmayan yaşlarda. Anneye daha sonra teyit ediliyor, gerçekten o kavgaları, o sözleri kullandıkları.
Bakın neyi belirtiyor bu? Az önce söylediğim şey bilinçaltı aslında bebeklikten itibaren her şeyi hafızaya alıyor. Duyduğu, gördüğü her şeyi hafızaya alıyor. Yine bir kaza, hızlı bir şekilde hemen bitireyim. Bir kazada yaşlı bir kadın Amerika'da kazaya tanık oluyor. Kazayı kimin birisi bir şeye çarpıyor. Bir adama çarpıp öldürüyor ve kaçıyor. Bunu bir yaşlı kadın gördüm. Daha sonra yine hipnoz yöntemiyle hızlı hızlı anlatayım. Hatırlamadığını söylüyor. Yani ne arabayı hatırladığını ne bilmiyorum. Hipnoz yöntemiyle bu çok garip. Kafasına o anıya iniliyor o anda. Gördüğünü hatırlıyor. Diyor ki arabanın plakasını görüyorum. Ama okuyamıyorum. Çok garip. Kamera gibi diyorlar ki sen şu anda odaklanıyorsun. Arabanın plakasını okutuyorlar. Kaçan arabanın plakasını okutuyorlar. Bu ne demek? Bu bilinçaltında şu anda tabii hızla çalışmalar devam ediyor ama bilinçaltındaki her şey, hiçbir şey kaybolmuyor. Bilince getirilen bilir ve bilinci çok fazla etkiliyor arkadaşlar. Biraz hızlanalım. Peki subliminal mesaj dedim. Subliminal mesaj anlatmak için bilinci ve bilinçaltını anlattım. Yaklaşık 15-20 dakikadır. Subliminal mesaj 3 şekilde yapılabiliyor. Yani bilinçaltı. Bilinçaltı çok önemli olduğunu söyledik ya. %95 davranışlarımızı etkiliyor dedik ya. O zaman çok önemli. Ben oraya mesajı gönderirsem müthiş olur. Onu etkilersem harika olur diyorlar. 3 yöntem keşfediyorlar. Bunlardan bir tanesi ses dosyaları. Müzik dinleyen, şarkı dinleyen, yani hepinize sesleniyor. Allah rızası için dikkatli dinleyin. Müzik dosyaları ile yapıyorlar. İnsanın kulağı 20 ile 20 bin hertz arasındaki frekansları duyuyor. 20 ile 20 bin hertz frekansları aralarını duyuyor. Köpek biliyorsunuz daha fazla duyuyor. Biliyor muydunuz? Bazı hayvanlar mesela deprem olacağı zaman karıncaların üste çıkması vesaire falan buna bağlanıyor. Şimdi insanın kulağı 20 ile 20 bini duyuyor ama beyni öyle değil. Beyni daha düşük frekansı ve daha yüksek frekansı algılayabiliyor. Oo, müthiş bir bilgi. Peki ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir MP3 şarkısını dinlerken müziği dinlediğinizi düşünürken alttan sana müthiş şeyler söylüyor. Sana küfrediyor, senin bilinçaltını etkileyecek cümleler kullanıyor. Ailene mesela, annene karşı saldırgan ol, şöyle ol, böyle ol. Dinletilen müziğe göre değişebiliyor. Daha çok biraz sonra göreceğiz cinsel içerikli şeyler öğretiyor. 6 saatte sigara bırakma yöntemi bunlarla. 6 saatte gerçekten sigarayı bıraktırıyor. Nasıl bıraktırıyor? Karşısına oturuyor, diyor ki sigarayı bırakacağım. Bu bilinçli hocam, burada sıkıntı yok ki. Ama altındaki o frekansta bilinçaltına verdiği mesaj bambaşka. O şekilde bıraktırıyor. Tespiti en zor teknik bu arkadaşlar. Çok ciddi donanım, teknik ekipmanlı olması lazım ki ancak bulabilirsiniz. Çok ilginç bir şey görüyorsunuz. Irak işgali öncesi bir yıl boyunca, çok acı bir şey söyleyeyim şimdi, Kur'an-ı Kerim yayını yapan Irak'taki radyolardan bilinçaltı mesajı kuvvetlenmiş. Tam bir yıl boyunca. Nedir o? Direnmeniz faydasız. Bunu bilinçaltıyla veriyor. Şöyle bir şey sorabilirsiniz. Biraz sonra cevaplayayım gerçi. Ya da diğeri gelmişken cevaplayalım. Hocam, yani ben olsam radyoda derim ki direnmeniz boşuna, direnmeniz faydasız arkadaş, işgale geleceğiz. Direkt söylerim, doğru mu? Bunun için 20 bin hertz'in üzerine çıkarıp bilinç altında veriyor. Çok önemli bir cevabı var. Bilinç ile verilen şey ne demek bu? Opsiyon demek. Sen seçebilirsin de reddedebilirsin. Çünkü bilinç neydi? Tercihti. Tercih etme şansın var değil mi? Radyoyu kapatırsın. Peki bilinç dışında verdiğinde ne yapıyor? Tercih hakkı iptal. Direkt beynine müdahale etmiş oluyor. MTV konserlerini duymuşsunuzdur. MTV konserlerinin tamamının öncesinde bütün seyirciler dışarı çıkarılır, sound check yaptırılır. Sound check dediği ses kontrol ve altında başka şeyler yapıyorlar. Az önce söylediğimiz bilinçaltı mesajı veriyorlar. Bu birinciydi.
Son dinleyen mesajlardan ilki ses dosyasıydı. O halde ne yapacağız? Dinlediğiniz şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dinlediğiniz şeylere, gerçi nasıl dikkat edeceğiz? Adam Kur'an-ı Kerim dinlerken bile işine yerleştirebiliyor teknolojiyi. Son dinleyen mesajlardan ikincisi reklam, afiş, logo vesaire içerisine saklıyor. Bir görseli, bir şeyi saklıyor. Tespiti en kolay olan yöntem bu. Siz de yaparsınız bunu. Ve siz de fark edersiniz. Ama en yaygın kullanılan teknik de yine bu. Hazırlanması da çok kolay. Yine birkaç örnek vereyim. Illuminati denen bir şey var. Burada açıklamayacağım. Onu isterseniz okursunuz. Onun bakın şeyi, sembolü göz. Üçgen içerisinde göz. Bu Türkiye'deki bir şarkıcı maalesef. Hızlı hızlı geçelim. Bu arada bu bölümdeki şeyler iğrenç. Bu bölümdeki görseller berbat. Bu getirdiklerin en gösterilebilir olanlar. Öyle düşün. Çünkü cinsellik çok fazla. Bunlar en, hocam bunlarda ne var ki? En gösterilebilir olanları getiriyorum. Hızlıca geçiyorum. Vaktinizi çok almadan gözü görüyorsunuz değil mi? Gözleri görüyorsunuz. Genelde nerede fark ettiniz mi? Nerede? Çizgi filmlerde. Çizgi filmler. Gözü görüyorsunuz. Bunlar bir anlık sahneler. Üçgen içerisinde gözü görüyorsunuz. Masa üstünde hiç alakasız bir şekilde üçgeni görüyorsunuz. Özür dileyerek bu fotoğrafı gösteriyorum. Dediğim gibi bu en bilinen animasyonlardan bir tanesi. Aslan Kral. Bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Göremiyorsanız yapacağım bir şey yok. Aslan yüzü görüyorsunuz değil mi? İnşallah. Yok yok. Ha, maalesef. Maalesef. Yazıyı görebiliyor musunuz? Evet. Yazıyı görüyorsunuz son hafta. Yerleştirilmiş tespiti en kolay şey arkadaşlar. Aslan Kral'dan yine. Bakın rüya uçurumdan bakıyor. Altta bambaşka bir yazı. Beyin bunu algılıyor mu? Göz görmüyor. Beyin algılıyor. Az önce söylediğimiz şey bilinç yapmıyor. Bilinç altı anlıyor. Bilinç altı. Siz basit bir film izlediğinizi düşünüyorsunuz. Sadece bir saniyede gelen ekranda ne görüyorsunuz? 9-11. 9-11 ne? 9-11. 9-11. Sadece bir reklam gördüğünüzü düşünüyorsunuz. Adam senin şeyler resimler çok net çıkmadığı için anlaşılıyor. Burada bir dolar var. Dolar resmi. Marul diye koymuş dolar resmi. Evet. Yine özür dileyerek dediğim gibi bunlar en bilinen filmlerdeki şeyler. Kuzuların sessizliğinde adam satış yaparken bilet satışını bunu yapıyor. Bakın yaklaştırdığımızda neler çıkıyor karşımıza. Bunlar bilinçaltı mesajlar. Siz ne yaptınız? Basit bir şekilde aslında film izlediğinizi düşünüyorsunuz. Ama beyninizi öyle bir kirlettiniz ki, öyle bir ifade ettirdiniz ki geri dönüşü yok. Niçin? Az önce söyledim. Bilinçaltı CD nefes. Evet. Maalesef oyun severlere söyleyeyim. Hiç farkında olmadan ayaklarının altında Allah yazısı. Bunlar birer oyun arkadaşlar. Siz oyun oynuyorsunuz orada. Birbirlerini vuruyorsunuz. Bu da bakın vurduğunuz, saldırdığınız yer aslında bir cami. Ne yapıyor bu? Bilinçaltına. Sen cami vurduğunu düşünüyorsun. Hayır. Hedefte cami desene ne olur? Oyunu bırakırsın doğru mu? Bilinçli çünkü. Ama bilinçaltında reddedemezsin. Bu da Türk dizileri. Çok sevdiğiniz bazılarınızın Türk dizileri. Yazıyı görebiliyor muyuz? İnşallah görmüyorsunuzdur. Şurada bir yazı var. Değil. Keşke Allah'a sığa. Güzel bir şey. Orada bir cinsellikle ilgili bir yazı var. Pepsi reklam izlediğinizi düşünüyorsunuz. Okunuyordu inşallah. Oyun oynadığınız
kalbinizi düşünüyorsunuzdur. Ayaklarının altında Kur'an. Sağ tarafta Kabe kapısını Kur'an yine. Türk dizisi. Türk dizisi. Bir Türk dizisini gösteriyoruz hocam. 2011 devletimize göre su filmler mesaj yasak. Denetimi var mı? Hak getir. Ülkemizde var mıdır bilmiyorum. Su filmler mesaj yasak. Kanun uyarı. Bakın yine İlluminati'nin sembolleri. Hocam bu da. Evet bu da. Bu da. Yani kapalı olan bir romandan alınması alındığını düşünülen bir sahne. Arkaya okuyabiliyor musunuz? Yani böyle inşallah dediğim gibi okumuyoruz, okuyamıyorsunuzdur. Okunabiliyor mu? Fark ediyor mu? Hızlı geçiyorum arkadaşlar. Ve sonuna gelmedik daha. Maalesef biz günü biraz daha sabredin. Sıkıldık mı? Arkadaşlar, acizane. Onlardan Allah razı olsun. Bir su filmler mesajla biz kullandık. Fark eden oldu mu? Oldu. Sakal bilinçli arkadaşlar. Doğru anlayın. Bilinç ne demek? Gel buraya dediğinde geldiğin kişi sensin. Gelmediğinde gelmeyen bilinçli kişi sensin. Oysa bilinçaltı bambaşka bir şeymiş. Bakın nerede bilinçaltı kullandık. Bu fotoğrafı gözünüz gördü. Beyniniz ötesini aldı. Ötesini aldı. Bakın. Bir daha basmam gerekiyor herhalde. Ambar yazdı. Kötü bir şey kullanma. Merak etme. Kötü bir şey yok. Bir tane de burada kullandık. Ne kullanmışız? Abdurrauf kullanmışız. Ambar'a teşekkür ediyoruz. Bir tane daha kullandık. Yaklaştık. Gözükmüyor evet ama telefonlarınızdan daha sonra bakarsanız görürsünüz. Ambar afiş miydi? Ambar afiş. Ambar afiş kullandık. Son olarak bir tane daha kullandık. Bir de köşede kullandık. Su filmler mesaj. Nedir o? Bu en güzeli bilinç altınıza işlememiz lazım çünkü. Ambar yakışıklı. Şimdi hepiniz ambarın yakışıklı olduğunu düşüneceksiniz. Öyle zaten. Allah razı olsun. Kendisinden emek verdi. Bunu yaptı. Çok kolay bir yöntemmiş değil mi? Beyin alabiliyor mu? Tekrar ediyorum. Beyin bunu alıyor. Gözünüz görmese bile. Beyin alıyor. Evet. Su bilinen mesajdan son olan tebrik. Son. Artık son bölüme geldi. 25. kare dediğimiz 25. kare mesajı. Bunu da anlatayım. Kaç tane metot vardı? 3. Harika. 3. 1. 2. 3. 4. O kadar getirmedim. Hepsi var ama kendiniz bakın. Ve 3. 25. kare. Bakın 25. kare ne var? Hızla bunu da anlatayım. Bunu yaşınız herhalde müsaade değildir ama hocalarım bilir. Bu nedir? Eski fotoğraf, güzel, dijital olmayan fotoğraflarda sinema hala bu yöntemle çalışır. Bir tane daha atlayalım, onu da göreceksiniz. Sinema hala bu yöntemle çalışır. Arkada gösterilen yer vardır, o döner, gösterir orada. Aslında videonun mantığını anlatmamız gerekiyor. Videonun mantığı şudur arkadaşlar. Resim var. Mesela bana bakın. Yandan gördünüz. Bir resim bu. Hareket ediyorum. Bir resim daha. 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 Bir saniyede kaç tane çekiyor biliyor musunuz? Güzel. 24 kare. 24 tane kareyi hızla gözünüzün önünden geçirirseniz hareketli olur. Hatta bunu akıllı öğrenciler vardı bizim dönemimizde. Sizler de yapan olur. Kitapların biliyor musunuz? Kitapların köşesine hep böyle atıyorum 20 sayfa, 30 sayfa aynı işareti yapar ama ellerini bir orada bir burada, bir orada bir burada yapar. Siz kitabı şöyle yaptığınızda adam sanki elini böyle yapıyor gibi hareketlenir.
adamların bunun bir hızı var. Hızı neymiş? Bir saniyede 24 tane kareyi çekerse, 24 tane kareyi çekerse o hareket kazanıyor. O halde şu filme bakın. Bakın şu aralarda da ne oluyor? Buna kontrol çek diyor. İki tane çek arasında, iki tane kare arasında bir çek point oluyor. Çek, kontrol noktası oluyor. Adam burayı ne yapıyor biliyor musunuz? En basit haliyle anlatıyorum. Burayı kesiyor. Milimetrik bir yer. Burayı da kesiyor. Birbirine yapıştırıyor. Burayı da yapıştırıyor. Burayı da yapıştırıyor. 24 tanesini birbirine yaklaştırınca en altında ne oluşuyor? Boş bir kare oluşuyor. Boş bir kare oluşuyor. Ama hocam 24 karenin de aynı sahne olması gerekmiyor mu? Evet. Mesela adam adını atacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 24 oldu. Buraya kadar 24 tane kareyi koyuyor. Ama 25. kareyi buradan bambaşka bir şey koyuyor. Evet. Bu sahneden başka bir şey koyuyor. Peki göz görüyor mu onu? Görmüyor. Çünkü 25'te bir, saniyenin 25'te birinde izletiyor. Peki bilinçaltı alıyor mu? Alıyor. Maalesef. Allah böyle bir sistem yaratmış ki alıyor. Bu alınan 25. karede bunları anlatıyor arkadaşlar. Az önce söylediğim şey yani görüntü 25'te 1 oluyor. Bunun arasında ne ekliyor? Burayla ilgili hiçbir görüntü getirmedim. Bütün bunlar biraz önce anlattıklarım. Hiçbir görüntü getirmedim. Çünkü bunlar aşırı rezil. 25. karenin tespiti zaten çok zor. Tespit ederseniz de birkaç bin buldu mesela. Adam yönetmeyi söylemeyeyim yani sapık. Sapık bir adam 27-28 yerde bu şeyi kullanıyor. Bildiğimiz bir film. 26-27 yerde bu sistemi kullanıyor. 25. kare metodu. Siz basit bir film izlediğinizi düşünürken aslında az önce söylediğim şey beyniniz resmen çöplüğe dönüşüyor. Sonra çıkıyorsun, sizin için söylemiyorum ama adam alkol içiyor. Bağımlı hale geliyor. Adam eroin içiyor. Adam sürekli sinirli. Sebebini bilmiyor. Namazda Allah'ın huzurunda kafada bin türlü. Alnı secdeye gittiğinde terliyor. Terliyor. Sebebi ne? Sebebini kendisi de bilmiyor. Şimdi daha ilginç olanı söyleyeyim. Bu adam gece yatarken ağlıyor. Elini kaldırıp ya Rabbim ne oluyor bana? Oruçtan zevk alıyorum, namazdan zevk alıyorum, Kur'an okuyorum sanki benim. Sinirimi dokunuyor Kur'an diyor bu adam. Sıkıntı ne? Kendisi de çözemiyor. Sebebini söylüyorum. Bir sebep olabilir. Su dinleyen mesaj. Yani 25. kaide sana senelerce onu izletiyor. Ortaokulda görev yaparken veliler yanıma gelirdi. Veliler yanıma gelip işte öğrenciye diyelim ki kızmışız. Kızdığımızdan dolayı diyor ki hocam sen ne hakla kızıyorsun ya? Ne hakla kızıyorsun? Ben bu öğrenciyi 4 sene okutmuşum. 4 sene. Güzel, sorması güzel bir şey de aynı şu cümleyi kullanıyorum. Eskilerin tabiri Arapça. Rahle-i Tedris derler. Sen Rahle-i Tedris'e gönderdiğin hocaya, bu arada kaç saat görüyorum, sizi de aynı görüyorum. 80 dakika. Haftada sizi 80 dakika görüyorum değil mi derslerde? Yani bir saat ortalama. Sadece bir saat gördüğün hocaya dersini soruyorsun da her gün 3 saat, 4 saat dizisini izlediğiniz yönetmeni tanıyor musunuz? İzlediğiniz videoların yapımcılarını biliyor musunuz? Yok. Herhalde bana verseler sizi bir atıyorum 15 yıl boyunca eğit deseniz tam istediğim gibi eğitirim sizi. İşte eğitiliyorsunuz. Nedenini bilmediğiniz bir sürü davranışınız var, eğitiliyorsunuz. Bununla ilgili bir bölümde çok az bir bölüm kaldı, bitiriyorum. Bu 25. kareyi şöyle bir yerde kullanıyorlar. 1950'lerde, 50'li yıllarda ilk defa bir sinema salonuna deneme yapmak için 25. kareyi işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Topluyorlar, filmin ilk bölümünde 25. kare uyguluyorlar. Ve karede uygularken ne diyorlar biliyor musunuz? Popcorn, patlamış mısır. Patlamış mısır ile kola ile 25. mesela diyor ki patlamış mısır ye.
patlamış mısır diyor. Patlamış mısır ekran şeyleri gösteriyor. 25. karesi. Arada, film arasında popcorn'la %18, sadece yarım saat, bir saatlik film düşünün. Coca-Cola satışında da %57'lik artış gözlemleniyor. Bilinçaltı ne kadar önemli? Bunun önemini söylüyoruz. Maalesef dediğimiz gibi çizgi filmlerde vesaire çok fazla var. Bu da yine 25. kare ile ilgili. Arkadaşlar, çok uzattığım için geçtim. George Bush 25. kareyi kullanıyor. 2000 yılında. Araştırmak isterseniz kendiniz de bakabilirsiniz. Kabul etmiyor, sonra yakalanıyor. Kabul etmiyor, rakibi için red kullanıyor. Demokrat kelimesinin son 3 harfi İngilizce ne demek? Seçen fare dediği büyük olan fare demek. Onu kullanıyor 25. kareyle. Az sonra kabul etmiyor zaten. Evet. Peki. Ne yaptık bugün arkadaşlar? Sonucu söyleyeyim. Bitirelim. Teknolojiyi anlattık. Teknoloji iyi midir, kötü müdür dedik. Teknolojinin iyi yönlerinden bahsettik. Bizim de alakasını söyledik. Mutlaka bir değer alın istedik. Teknolojide siz geliştiren olmalısınız. Geliştiren olmazsanız sizin değerlerinize, sizin inançlarınıza saldırılır. Siz de oynarsınız. Üç altından bahsettik. Üç, uyanık olmalıyız. Başladığım cümleyle bitireyim. Uyanık olmalıyız. Ne demiştik? Artılar ve eksiler olduğunu söylemiştik. Yürürken bilinçli, ne baktığınıza bilinçli, Allah rızası için duyduklarınıza bilinçli, her şeye bilinçli hareket edin. Ve bilinci besleyin. İki tane bilinç ve bilinçaltı kur olduğunu söylemiştim. Bilinci besleyin. Son sözüm de Mehmet Akif'in olsun. Ne diyor Mehmet Akif? Bir baksana, gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıdır. Herkes uyanıkken uyumamamız gerekiyor arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydası olmuştur. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Olacağını düşün. Çocukluktan itibaren aldığını düşünürsen tehlikeli bir şey. Bütün her şey. Yani onun bir süresi yok. Şöyle diyemezsin. 3 yıl sonra iptalsiniz arkadaşlar. Ama burada net bir şey söyleyebilirim. Hocalarımız olarak bizler sizden daha şanslısınız. Ne demiştik? Bilinçaltına programlanamıyor. Çok zor. Biz ne aldık? Ben 40 senelik birikimim var. Neler izledim neler, neler dinledim neler, hepsi orada. Çıkacak muhtemelen. Bizim için dönmesi daha zor. Siz ise işin başındasınız. Bunu gündeme almanın bir nedeni de bu zaten. Bunun bilincinde olun ki adamlar çok uyanık. Müthiş uyanık yani. Bütün yaptıkları filmler, müzikler, oyunlar. Sen 4 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra az önce söylediğim hastalıklara yakalanıyorsun ve ne acı ki haberin bile oluyor. Anneye kızıyor, anne elini kaldırıyor. Yani geri gidiyor. Dediğim gibi bu adam aslında iyi değil. Hepinizden bahsediyorum. En iyisiniz. Gidip, ya Rabbi ne yapıyorum ben, nasıl yaptım, niçin engel olamıyorum? Soruyor, ağlıyor. Neden de kendisi de bilemiyor. Buna benzer birçok hastalık nedenin var. Her şeyin nedeni var. Bilinçaltıyla bilinçaltınızı tanırsanız her şeyin nedeni olduğunu bilin. Hazır olun. Lütfen bu savaşa hazır olun. Son bir örnek vereyim. Senin içinden çıktım. Gözünüzü kapattınız. Gece yattınız ya. Sabah bir kalktınız. Düşünün sabah derken gözünüzü bir açtınız. Yerdesin. Çamur kokuyor. Çamur kokuyor.
okuyor. Şöyle bir gözünü biraz daha açtı. Allah Allah, yanından onlarca adam yürüyor, bağırışıyorlar. Yanı başında kafanın biraz daha kendine gelmeye başladı. Baktın kanlar içerisinde arkadaşın yatıyor. Üzerine bir bakıyorsun, zırh derler, biliyor musunuz? Savaşını bilir misiniz? Evet. Giydiğiniz şeye zırh derler. Zırhınızın bir tarafının kopuk olduğunuzu düşünün. Sonra Allah Allah, ben dün yurtta yattım, bugün nasıl burada kalktım diyeyim. Gerçek mi ya, böyle kendinize vurdunuz, gerçek. Miğferimiz kopmuş. Miğfer başlık savaşta. Atıyorum kalkan. Kalkan nedir? Kılıç için kullanılan şey. O paramparça olmuş. Kalktınız, gerçek. Savaştasınız. Ne yaparsınız? Rüya değil. Yani bak bir de gerçek kalkıyor. Gerçek. İşte bugünkü dünyanın hali bu. Ne yaparsın? Zırhını gerekirse atarsın, yine bize dalmışsın. Kalkanını tam takın. Giyinirsin. Arkadaşların kim? Ben kimin takımdayım? Geçersin onların yanına, mücadeleye devam. Ben yokum arkadaş. Şansın var mı? Ben anlamıyorum lan. Kitletir ben onu ya. Geldi mi lan? Geldi mi? Dünyadasın. Ve bu savaş devam. Var mı? Ben sürdüğüm mesaj oyununda yokum arkadaşlar. Mümkün değil. O nedenle kendinizi korumanız gerekiyor. Aynı zamanda. Söyledim ya, az önce söyledim ya, yani izlediklerimize kısmaya bakın, en azından şu dönemde izleyeceklerimize vesaireleri kısmaya bakın, ama dinlediklerimizi, izlediklerimizi, yaptıklarını bilin. Bakın arkadaşlar, bu çok önemli. Kendinizi önce koruyun, yarın bir gün çocuklarınız olacak. Çocuklarınızı, ailenizi, kardeşleriniz vardır, gençlerinde müthiş bir saldırı var. Bu saldırıdan bir şekilde korumanız gerekiyor. Bu size kalmış tabii. Nasıl bir mücadele verirsiniz onu bilmiyorum. Onu size bırakmışlar. Var mı başkanımız? Yok. Peki. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Muhammed Arış hocamıza teşekkür ediyoruz. Okul öğrenci olarak hocamıza bir plaket takdim etmek istiyoruz. Plaket takdim etmesini Abdülvahhab kardeşimizi sahneye davet ediyoruz.